Şimdi arkadaşlar kapsül otele gideceğim. 7 gecesi 48.400 yen. Adam kalbim dayanmayacak. Şarj etmek için bir USB. Gece başı 40 dolar fazla verdim. Arkadaşlar Japonya geldiğinizde buna basın, ortadakine basın. İşte normalde 500 yen şey parası, bir de içine dolduracağınız için mesela 2000 basın. 1000 yen, 2000 yen. Bunun 500 yeni kart parası olacak. Thank you. Bu da fişi. Bu kapılardan girip çıkarken ikili bir bilet almanıza gerek kalmıyor. Yani içine para dolduruyorsunuz. Şöyle. Rahatça geçebiliyorsunuz. Bu sefer geldiğimden beri bayağı uğraştım çünkü kartımı kaybettim. Hem kaybetmişken hazır yenisini alacakken size de alayım dedim. Bu arada Japonya'da bakın böyle her yerde internet bulabiliyorsunuz. Başta geç. Okay, next. Mail adresi enter. Tıtırıtıtın. Artık bir Wi-Fi'miz var. Geldiğinizde ilk hattınız mattınız olmazsa bayağı böyle istasyonlarda zaten Starbucks yollarda bile Wi-Fi bulabiliyorsunuz. Böyle yolun ortasında şu an ben kayboldum. Açıkçası söylemek gerekirse ama direkt Wi-Fi'den bakacağım. Şu an çünkü şey mi hattım yok şu an. Gençler selamünaleyküm, konuşacağım. Yine bir kapsül otele gidiyorum. Bu sefer kapsül otelde kalacağım Japonya'da. Kalacağım yer Shibuya, yani dörtlü geçiş var. Hatta başka bir videoda illaki çekerim orayı. Şu an anne, önümde bir anne var. Çocuğu yanında da bebeği var. Bir gitsinler, konuşmaya öyle devam edeyim. Arkasında bağırıyor. Kadın korkuyor çünkü. A few inches later. Şimdi arkadaşlar kapsül otele gideceğim. Bu sefer kapsül otelde bayağı uzun vadeli kalacağım. Uzun vadeli kalacağım bir yer. Yaklaşık olarak haftalı 48 bin yen tutuyor. 48 bin yen 480 dolara falan geliyor. Yani pahalı ya. Pahalı ama en ucuz kalabileceğiniz yer burası yani Japonya'da. O yüzden yapacak bir şey yok. Şu elinde valiz falan var. Bir de benimki şey değil. Sadece yatak değil, oda şeklinde. Hani valiz maliz koymak için yatağa onu koyamam diye. Oda şeklindeki en ucuz oteli aldım. Milletten ayrı kalayım diye. Yine kalacağım yatak falan kapsül ama. Ayrıyeten hani şöyle 2 metrekare alanım olacak. Günlüğü yani yaklaşık 8-9 bin yen. O da yaklaşık olarak 80-90 dolar gibi bir şey. Şimdi kalacağım yeri size göstereyim. Bir öncekinden farklı. Bir de dediğim gibi kaldığım yer bu dörtlü geçitin olduğu Japonya'daki. Ulan yokuş çıktı biçim gitti. Hani ciddi anlamda merkezi bir yerde olacağım. Neyse ben şurayı bir bulayım arkadaşlar. Yoksa hiç varamayacağım çünkü. Bulayım sizde olmadı ne var içinde ne yok. Yatağını şusunu busunu içinde neler dahil neler dahil değil. Göstereyim. Eğer Japonya gelirseniz hani kalabileceğiniz en ucuz yerlerden biri. Hosteller var 2000-3000 yeni. Ama onlar da artık yani millette üst üste yan yana kalıyorsunuz. Aranızda bir perde ya var ya yok. Öyle yerler istemiyorum diyorsanız kapsül otelde nerede bu kapsül ya? Neyse arkadaşlar bir şunu bulayım. Sizlerleyim bir de. A few moments later. İşte vardım şimdi bulduk. Mekan şurası, şu bina yani şöyle. Gördüğünüz üzere Jonmun Shibuya, Komyun Shibuya diye geçiyor. Mekan ismi bu. Günübirlik sadece bir kapsül. İkindi 3'ten diğer günün sabah 10'una kadar yani bir gece kalma şeyi 4200'den 40 dolar falan yapıyor. 41 dolar falan. Yani gecesi 40 dolara kalabiliyormuşsunuz. Girelim bakalım bismillah. Buraya isminizi yazıyorsunuz. 7 gecesi 48.400 yen. Kaç kadar kırıldı sarhoş gönlümde. Adam kalbim dayanmayacak. Hey.
下駄箱内にロッカーございまして、この中にバスタオルが入っております。はい、とこちらがお部屋の中の貴重品ボックスの鍵になりますので、はい、合わせてご利用ください。ありがとうございます。また当館が毎朝午前10時から午後15時まで清掃を行っておりまして、この時間帯清掃スタッフが入りますのでご了承ください。はい、明日以降はフロントでお渡ししますので、ご都合のいい時に取りに来てください。はい、外出は24時間自由なんですけれども、外出の際必ず鍵をフロントまでお預けください。はい、ありがとうございました。Allah insan bir asansör koyar değil mi? Üçüncü kata kadar. Allah'ım yarabbim. İnsanlık namına bir şey kalmamış buna lan. Ana bir 500 dolar verdim lan ben size. Buna insan bir ah be, acayip ağır var ya. Neyse dur geldik. Elimi. Allah geri düşeceğim. Bizimki neydi? D03. Bismillah. Ayakkabımız çıkarıyor. Ayakkabını aldılar. D03. Bakın sessiz olacağız. İçeride yataklar ve insanlar var çünkü. Kapsül otel. Şöyle bir tane. Hepsi ayrı ayrı yatak. Hepsi ayrı ayrı bir yatak yani bunların. Ben de sandım ki premium olunca yanımızda bir öyle ayrı bir oda olacak. Ulan şu kadarcık yer koymuşlar. Wow. Ben kafamdan. Arkadaşlar yatak oda bundan ibaret. Başka bir cacık yok. Şurada şöyle televizyonumuz var. Allah'tan internet beleş ha. Sigara içmek yasak. Konuşmak yasak. Telefon yasak. Şarj etmek için bir tane yeriniz var. USB. Yalnız şurayı beklemiyordum bak. Şurası ben büyük sanıyordum. Yemin ediyorum şu kadarcık şey lan. Şu kadarcık lan. Ben şunun için gece başı 40 dolar fazla verdim. Bir gecede 40 dolar fazla. 45 dolar hatta. Şuraya, şu alan için. Sırf şurası için. Ay yani. Böyle şey. Burası da özel eşya koyacaksanız koyuyorsunuz. Ben değerli bir eşyam olmadığından dolayı koyacak bir şeyim de yok. Bu ne abi? Neyse arkadaşlar. Otel bundan ibaret. Zaten kafam kadar. Eşyalar dursun burada, bir aşağı inelim. Allah! Tövbe yarabbim, bu ne için var burada? Bu ne abi? Bu ne? Ben yemin ediyorum oda var sanıyordum. Ay sağ olsunlar ya. Böyle locker room falan koymuşlar. Eşyalarımı koymak için falan. Eşyanız çalmasın diye de böyle kilitleyebiliyorsunuz. Ben bunu açarım ki. Kırmak çok mu zor sanki şu? Yemin ediyorum var ya, Wi-Fi'de beleş diye her yeri yazmışlar. Sanki çok büyük bir marifet. Yemin ediyorum ben beklemiyordum bu kadar ya. O ufacık alan için 40 dolar fazla. Ah kalbim. Kalbimi kırdım bin defa. Dayanmayacak. Neyse başka neler var? Lavabo ortak. Böyle ayakta. Ya da tuvalet yapabiliyorsunuz. Allah'tan yıkamalı. Yine yıkama. Yıkamanın gücünü arttırma. Öne arkaya. Isıtmalı falan filan. Poponuz uçacak buraya oturuyor. Şuralar duş alma yeri. Burada duş alabiliyorsunuz. Şampuan falan gayet öyle şeyleri en azından koymuşlar. Sağ olsunlar vallahi. Ha bak. Su beleş. Oley. Suyu da ufacık bardaklara koymuşlar. Yanında da böyle şeyinizi yıkamak için aletinizi. Hay ama bunlar da var ya
Yıkama 30 dakikası 200 yen. Kurutma 30 dakikası 100 yen. Burası da lavabo. Tıraş köpüğü, jilet, yüzünüzü yıkamak için. Tarak, temizlenmiş tarak, disinfektör. Hamza. İki araklayalım bari. 40 dolar verdim lan fazladan size. Bundan ibaret. Aşağı katlarda ne var? Bir de ona bakalım da. Ulan ya. Yani eyvallah. En ucuz yer olduğu için ne bekliyordun anladın mı? Gidip bir lüks bir şey bekleyemezsin ama. Ne bileyim ben bir tık daha lüks bekliyordum. Şimdi arkadaşlar aşağıda böyle bir yer var. 15 dakikası 100 yen. İnsanlar ders çalışmak için ya da iş yapmak için geliyor. Burada mesela içecek var. 100 yene içecekler dahil sınırsız. 2-3 beleş bir şey içelim bari. Şimdi bizim alete gelelim. Şundan versin bir tane bize. Kalan saniye yazıyor şurada. Kaç saniye içinde hazır olacağını da. Thank you. Bir kere daha yapacağım revkini. 14, 13, 12. Ben böyle beleşe sabaha kadar içerim abi. Burayı zarara sokmazsam bana da Hamza demesinler. Hayır, beleşe içecek veriyorlar. Verdikleri içeceğin yarısı buz. What is this? Gibi arkadaşlar, başka da yapacak bir şey yok yani. Daha bundan sonra benim bir müddet kapsül otelde görürsünüz. Tantarın. Sayonara.